Ne güzel, ne güzel sizlerle beraber bir arada olmak. Bu şehrin samimi insanlarıyla, hanımefendilerle, beyefendilerle, gençlerle, çocuklarla bir arada olmak benim için büyük bir kıvanç. Az önce Kiptaş Genel Müdürümüz gerçek temel dedi. Temel gerçek olunca topluluk da gerçek oluyor. Böyle samimi bir iletişim kuruyoruz. Coşkunuz için teşekkür ediyorum. Milletçe yaraları sarıyoruz. 99 depreminden sonra ne yazık ki hepimize milat olan acı bir deprem yaşadık. Ve on binlerce insanımızı kaybettik. Canlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ve gerçekten içimiz yanıyor. Biz niçin böyle bir süreç yaşadık, yaşıyoruz? Bunu tedavi edip çözmemiz lazım. 99'da ders aldık dedik ama henüz bunu sağlayamadık. Kentsel dönüşüm bambaşka bir yere evrildi. Halbuki kentsel dönüşüm varlık yokluk sorunu gibi ele alınmalıydı. Ama İstanbul'da bunun modeli değişti. Ama biz 4 yıldır göreve geldiğimiz an itibariyle bu konuyu çok ciddiye alarak her anında tekniği, bilimi önümüze yol haritası olarak koyarak bu işin dayanışma olmadan çözülmeyeceğini bilerek sadece bir belediyenin, büyükşehir belediyesinin, ilçe belediyesinin değil, topyekün bir mücadeleyle mümkün olduğunu bilerek hareket ettik. Tabii önce tespit yapılması, sonra insanlarımızla bunun konuşulması ve çözüme gidilmesi yolunda yoğun çabalar gösteriyoruz. Bu çaba halkımız tarafından kabul görmesi ve her sokağa, her caddeye değinilmesi için de bu çabamızı illa büyük projeler meselesi olarak görmedik. Aynı zamanda biz bu işi sokak aralarına, caddelere kadar taşıyarak insanlarımızın sorunlarını çözme gayreti içinde olduk. Bütün yol arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Bir daireyi dönüştürmek en az 4 canı kurtarmak demek. O bakımdan biz aslında burada bugün attığımız 336 dairelik temel ile nereden baksanız 1400'e yakın vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz. Tabii riskli yapıları değiştirmek, dönüştürmek meselesi bu çabalarla bitmez. Hep beraber bu sorumluluğu ele alıp yoğun bir dönemi var etmek lazım. Ama samimi olmak ve süreci samimiyetle çözüme kavuşturmak işin temeli. Bu mesele bir seçim meselesi olamaz. Seçimden önce gündeme gelmesi ve ben bu işi çözeceğim demek asla olamaz. Tüm Türkiye'ye bu anlamda çağrıda bulunuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle deprem bölgesinde olan her insanımızın bu seçimde süreci ele alırken geçmiş dönemlerde bu iş bir rant işi mi oldu yoksa insanlarımızın canını, varlığını düşünen bir mesele mi oldu diye süreci ona göre ele almalılar. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, inşallah göreceksiniz, önümüzdeki süreç şöyle bir süreç olacak. Her sorunu titizlikle ele alan, devlet terbiyesi taşıyan yöneticilerin içinde var olduğu, memleketin ve milletinin çıkarını önceleyen, hak hukuk adalet noktasında her bireyin hakkını gözeten ve gerçekten insanlarıyla bir arada olan, kendini insanlardan koparmış bir süreç değil, insanlarıyla iç içe bir anlayışla hizmet üreten bir dönem olacak. Bütün bu söylediğim anlayışın,
bütün bu söylediğim kavramların, sürecin, hele hele vicdan, erdem, hak, hukuk, adalet dediğimizde aklımıza elbette ki 13. Cumhurbaşkanımız geliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Ben bu değerli bu vesileyle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizlere selamlarını, sevgilerini ve saygılarını getirdim. Sevgili İstanbullular, işte ranta dayalı yönetim anlayışı depremin hazırlığı konusundaki en büyük engel olduğunu bilmek lazım. Ne yazık ki 20 yılı aşkın süredir bu hükümet bunu kanıtladı. Yani öncelikleri rant oldu. Bu ülkede insan hayatının bu kadar ucuz olmayacağını ve bu işin mutlak bir sorumluluk gerektirdiğini ve ona göre 14 Mayıs'a hep birlikte yol almamız gerektiğini hepinize hatırlatmak istiyorum. Tabii bugün Kaper sitesinin sakinlerini buradan bugün mutlu edecek temeli atacağız birazdan. Burada genel başkan yardımcılarımız var, belediye başkanlarımız var. Sadece İstanbul'dan değil, İzmir'den gelen belediye başkanlarımız var, milletvekillerimiz var. İl başkanlarımız var ama her şeyden önce elbette ki milletvekili adaylarımız da burada. Elbette ki bizim hepimiz için, siyaset görevi yapan herkes için en kıymetlisi sevgili halkımız var. Evet, temelimiz gerçek. Yani hatta beton da gerçek. Bir de bu beton ve atılacak temel insanlarımıza sıcacık yuvalarını teslim edecek. Yani hortumdan beton dökülürken demirler horon oynamayacak burada. Burada demirler yerinde sapasağlam duracak. Size şunu tavsiye ediyorum sevgili halkımız. Sizi aldatacak aklın içinde bulunduğu bir mekanizmaya asla güvenmeyin. Asla. Asla güvenmeyin. Ya öyleydi, kerhendi, şuydu, buydu. Hayır. Küçük detaylarda saklıdır insanların ve süreçlerin kişiliği ya da metodu, yöntemi. Biz işimizi ciddiye alıyoruz. Neyse doğru onu söylüyoruz. Bakınız, yakın zamanda İstanbul'dan milletvekili adayı olunca İstanbul'la ilgili konuşmaya başlayan sevgili Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki 5 yılda depremle ilgili sorunları çözeceğim. Ya Allah aşkına 21 yıldır iktidarsınız. 5 yılda hiç yuva gerek yok. Son 5 yılda bakansınız, yani demek istiyor ki benim 5 yıl yaptığım görevde İstanbullulara o görev süreci heba oldu. Bir 5 yıl daha istiyorum. Vallahi de billahi de işte bu siyaset aklı, insanları kandırma, aldatma aklı bizim insanımız tarafından kolayca anlaşılacak ve kesinlikle reddedilecek bir akıl. Ben bu açıklamayı yapan arkadaşlara bir hatırlatma yapacağım. Bir, gerçekten utanç verici bir olay anlatacağım size. Üsküdar'da Boğaz'ın İstanbul'un en güzel hattı olan Boğaz'ın hemen kıyısında bir cami var. Kuşkonmaz Cami. Naif, dünya güzeli bir camidir. Hemen Boğaz'ın kıyısında. Rüzgar çok estiği için de kuş konamazmış. Onun için caminin adı
kuş konmaz cami olmuş. Biz o caminin önüne kısacık bir platformla geçiş yaptık. Cumhurbaşkanlığına varıncaya kadar orasıyla ilgili açıklama yapıldı. Efendim bu doğru mu yapılıyor, eksik mi yapılıyor? Oraya çakacağınız kazık camiye zarar verir falan. Kalktık biz burayla ilgili teknik açıklamamızı yaptık. Sonra hatta ben o zaman dedim ki biz aynı zamanda bu caminin etrafını saran, yani benzetmek gibi olmasın, bir ur gibi saran o çirkin, sözüm ona, kafeleri, baraka gibi kafeleri de yıkacağız dedim. Ve o günden sonra hukuki işlemlerimizi başlattık. Biz oraya gidiyoruz, yıkım yapacak için tebliği yapıyoruz, pat diye yürütmeyi durdurma vesaire. Bakınız, biz yine yıkıma gideceğimiz esnada bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Kafeyi kim koruyor biliyor musunuz? Polis koruyor ve polisimizi bu görüntüye mahkum eden, bakın kim yetkiliyse, emniyet müdüründen valisine, bakanına varıncaya kadar, kınıyorum hepinizi, kınıyorum. Hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Bir kafeteryayı devletin zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş. Akıl gitmiş. Bir bakıyoruz. Efendim AK Parti'nin aday neyse sahibi vesaire. Ya bu kadar kötülük olmaz. Şimdi ben de böyle olunca buraya bir de bizim yıkım kararımızı mahkeme kabul etmiş. Bir de buraya alelacele 1,5-2 ay önce bu Şehircilik Bakanı, işte bu binalarla uğraşacak olan, esas işi bu olan Şehircilik Bakanı alelacele 2 ay önce buraya bir de imar vermiş. İmar vermiş. Yani bakın sevgili hemşehrilerim, benim paylaşımlarıma, bunların basınının o yalan uydurma işlerine değil, lütfen dikkat edin. Ben de diyorum Allah aşkına, sizin nerede çevreniz, nerede şehirciliğiniz? Vallahi billahi çevreye verdiğiniz duyarlılığınız da batsın, şehirciliğe verdiğiniz duyarlılığınız da batsın. Sizin çevrenizde, şehirciliğinizde bir kafeteryayı koruma işi. Bu kadar basit. İşte bütün bu haksızlıkları ve hukuksuzlukları hep beraber bertaraf edeceğiz. Biz bir avuç insanın değil, milletin hakkını korumak için geliyoruz. Milletin hakkını, çocukların hakkını, gençlerin hakkını, kadınların hakkını korumak için geliyoruz. Ve bütün çeşitliliğimizle geliyoruz. Sadece saygıdeğer 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil. Evet, farklı görüşlerde olan o altılı masanın zenginliğiyle beraber, ortak akılla beraber hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu dönem siyasi yarış dönemi değil bakın. Bu dönem memleket adına yeni bir dönem. Bir revizyon dönemi, bir restorasyon dönemi. Haktan, hukuktan, adalete, sağlıktan, şehirciliğe, çevreden, eğitime, aklınıza gelecek her şeye dönük bir mücadele dönemi. Böyle bir seferberliğe sevgili kartallar hazır mı? Şimdi bakınız, milletimizi ayıran, ayrıştıran, bölen, bölüştüren, parçalayan, o taraf bu taraf, ya milleti bırak, iki komşuyu bile birbirinden soğutacak kadar acımasız davranan bir siyasal süreçle en tepesinden ilçedeki yöneticisine kadar. Bizim derdimiz bunlara büyük bir ders vermek. Bunun adı demokrasi dersi olacak. Halbuki biz meseleye şöyle bakıyoruz sevgili hemşerilerim. Bu memleketin her inancı bizim. Bakın her inancı. Bu ülkede yaşayan herkesin yaşam biçimi bizim.
giyimi, kuşamı, hayata bakışı, bu memleketin her etnik kökeni, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, benim Boşnak kardeşlerim, bizim, o Boşnak kardeşlerime laf eden, bu milletin çimentosu, taşı toprağı olan, Boşnak kardeşlerime laf eden aklı da buradan kınıyorum. Kınıyorum. Sadece Boşnak kardeşlerimden, hemşerilerimden, vatandaşlarımdan değil, bütün milletimizden özür dilemeli. Bizim bir tane adamımıza, bir vatandaşımıza bile hakaret ederek siyaset yapılamaz. Onun için işte bu değerlere müdahale, bu tür insanları ayrıştıran aklı aynen 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da sandığa gömdüğünüz gibi evlerine yollamaya hazır mıyız? Çok çalışacağız mı? Sandıklarda görev alacağız mı? Hep birlikte sandığa gideceğiz mi? Herkesi ikna edeceğiz. Var mısınız sevgili gençler? Var mısınız? Neyse arada bir iki amcam, teyzem de ben de varım dedi sevgili gençler deyince, ama olsun. O gayet güzel. Herkesin kendini genç hissetmesi gayet güzel. Ne diyorduk? Gençliğimiz var. Yolumuz uzun. Değil mi? Hep beraber. Hep beraber yol yürüyeceğiz. Ve bu seçim bir demokrasi bayramına dönecek. 15 Mayıs'ta pırıl pırıl bir güne uyanacağız. Pırıl pırıl bir güne uyanacağız. Ve sevgili hemşerilerim, size söz. Size söz. Allah şahit. Ramazan ayında söz. Çok çalışacağız. Var mısınız çalışkanlıkta benimle yarışmaya? O zaman söz veriyoruz buradan. Söz mü? O zaman bir şey kalıyor, hiç unutmayacağız. Herkesi kucaklayacağız, herkese güler yüzlü konuşacağız. Kalplerini kazanacağız. 86 milyon insan için kazanacağız. Ve her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Yolumuz açık olsun. Temelimiz hayırlı olsun. İnsanlarımıza bu güzel Ramazan ayı bolluk, bereket getirsin. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.